Merhaba arkadaşlar, Fikir Sepeti Örkü kanalıma hoş geldiniz. Yine harika, çok güzel bir örnek var arkadaşlar. Gelin yeleği, anne yeleği, hırka, bluz her yerde kullanacağımız, bebek örgülerinde bile kullanabileceğimiz çok güzel bir örnek arkadaşlar. Örneğim çok kolay, çok basit, çabuk ilerleyen, zevkli ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videolarımın altına yorum ve beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi örneğimize geçelim arkadaşlarım. Örneğim bu şekilde. Harika, güzel bir örnek. Çok da çabuk ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Altında normal bir lastik kullandım. Biraz şöyle hafif kendini toplayan bir örnek. Yelek örünce çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten bunu şurayı ara örnek olarak bile kullanabilirsiniz. Modellerin arasında arkadaşlarım. Örneğimiz beşin katlarından oluşuyor. Şurada arkadaşlar bakın bir ters, bir düz, bir ters ilmeğimiz var. 3 ilmek bu. Örneğimin kendisi de 2 ilmek. Beşin katlarında bu şekilde ilmeklerimizi atacağız. Artı birer tane de kenar ilmeği atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben burada şöyle bir hazırlık yaptım. Biraz haroşa çalıştım. Bir sıra haroşa ördüm altına ve geldim arkadaşlar. Şimdi örgümüze başlayalım. Öncelikle kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İstediğiniz dediğim gibi lastikle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Bu örneğimizin şurada arada kullanmış olduğumuz örneğimiz. Şimdi örneğimizin asıl kendisine geçtik arkadaşlar. Burada bir doladım ve iki tane ilmeğimi kestim. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Ara örneği çalıştık. Ana örnekte bir doladım ve iki ilmeği birden ördüm, kestim. Ara örnekteyim. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir doladım. İki ilmeği birden kestim. Örneğimizin birinci sırası bu şekilde. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir doladım. İki ilmeği birden kestim. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünde ikinci sıradayım. Arka yüzde ikinci sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlarım. Bir düz, bir ters, bir düz. Buradaki modelimde giden bütün ilmeklerim arka yüzde ters. Artırdıklarım da dahil arka yüzde ters örüyorum. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz. Ve iki ters. Bir düz, bir ters, bir düz ve iki tane ters. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Ana örneğimdeki, asıl örneğimdeki ilmeklerim arka yüzde hepsini ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bu örgümüzün ikinci sırasıydı. İkinci sıramı da tamamladım. Ön yüze üçüncü sıraya geçtim. Arkadaşlarım 3. sıramda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın bu ara örnekte bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm. Şimdi burada bir artış ilmeğim ve bir kesim ilmeğim var. Bu artış ilmeğimi düz olarak ördüm. Arasında doladım, bir tane daha artırdım. Burada ilmeğimde bir artış oluştu. Ve buradaki kesim ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Modelime geldiğimde artış ilmeğimi düz olarak ördüm. Doladım, bir tane artırdım ve bir tane daha düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters. Modelimde artış ilmeğimi ördüm, doladım, artırdım ve bir tane daha düz ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters. Artışımı düz ördüm, doladım, artırdım, bir tane daha düz ördüm. Bir ters, bir düz ve bir ters olarak kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde bakın
İkinci, üçüncü sıramı da ön yüzde tamamlamış oldum. Şimdi örneğimin arka yüzündeyim. Tekrar dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada yine arı örneğimi gördüğüm gibi örüyorum. Bakın düzü düz, tersi ters, tekrar düzümü ördüm. Bu aradaki örneğimdeki bütün ilmeklerimi arka tarafta ters olarak örüyorum. Her zaman bu örneğimdeki ilmeklerim ters olarak ilerleyecek arkadaşlar. Yine arka yüzden de tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar burada ben bebek yünüyle çalışmıştım. Burada orta kalınlıkta bir iple, yelek ipiyle çalışıyorum. Çok özür dilerim. Başta söylemeyi unutmuşum. Şimdi örneğimin 5. sıra ön yüzündeyim. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm. Şimdi burada 3 tane ilmeğim var arkadaşlar. Bu 3 ilmeğimin 3'ünü birden topladım, kestim. Kestikten sonra bir tane artış yaptım. Şimdi tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Yine üçlü ilmeğime geldim. 3 ilmeğimi birden topladım, kestim. Bir tane doladım, artırdım. Bir ters, bir düz, bir ters. 3 ilmeğime geldim. 3'ünü birden topladım. Bir tane doladım, artırdım. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine 3 ilmeğimin 3'ünü birden önce topladım, kestim. Sonra artış yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzde örneğimi tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yine burada şurada ilerleyen tersi ters, düzü düz örneğimin ilmeklerini tamamen ters olarak öreceğim. Tekrar ön yüzümdeyim. Arkadaşlarım burada 6. sırada arkayı da ördükten sonra aslında bir tane örneğimizi burada tamamlamış olduk. Örneğimizin bir tanesini kurduk. Tekrar burada başa dönüyoruz. Şimdi 1. sıradan tekrar alacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. Bunu kullanmayabilirsiniz de arkadaşlar. Benim gördüğüm yelek örneğinde bu şekildeydi. O şekilde anlatıyorum size. Siz bunu dediğim gibi kullanmayabilirsiniz de. Şimdi en başa döndük arkadaşlarım. Bakın burada iki tane ilmeğim var. Doladım, artırdım ve buradaki iki ilmeğim birden ördüm, kestim. En başa döndük. Bir ters, bir düz, bir ters. Doladım, artırdım. Buradaki iki ilmeği birden ördüm, kestim. Bir ters, bir düz, bir ters. Doladım, artırdım. İki ilmeği birden ördüm, kestim. Bir ters, bir düz, bir ters. Doladım, artırdım. İki ilmeği birden ördüm, kestim. Bir ters, bir düz, bir ters. Ve kenar ilmeğimi de ördüm, sıramı tamamladım. Bundan sonra arkadaşlarım şöyle bir tekrar yakından bakalım. Burada daha iyi anlaşılacaktır arkadaşlar. Örneği başa sardık. 6 sıradan bakın 3 sıra ön yüzden ördük, 3 sıra arka yüzden ördük. 6 sıradan oluşturduk ve bu sıradan itibaren tekrar örneği şurada kurduğum gibi başa aldım arkadaşlarım. Bu şekilde SS çıkan bir model oluyor. Gördüğünüz gibi dediğim gibi aradaki şu örneği kullanmayıp tek olarak da kullanabilirsiniz. Arayı haroşa koyabilirsiniz veya ters örgü koyarsınız arkadaşlar. Ters örgü koyduğunuzda belki biraz kendisini toparlar. Onu da belirtmek istiyorum. Ama gerçekten güzel duran bir örnek arkadaşlar. Ara örnek olarak da kullanabilirsiniz. İnşallah örneğimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum olarak bir emoji olsun koymayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.